Allah gecenizi hayır etsin. Selam olsun, gecenizi hayırlı eylesin. Allah ayımızı, yılımızı, günümüzü, nefesimizi, nefesimizi hayırlı eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifinde buyurur ki soru üç şey için sorulur. Bir, öğrenmek için. İki, öğretmek için. Üç, utandırmak için. Öğrenmek için soran, bilmediğini soran öğrenir. Öğretmek için soran öğretir. Utandırmak için soran da utanır. Hadis-i şerif böyle. O zaman bir kimse öğrenmek için sorması kadar faziletli bir işi olmaz. Hazreti Ali Efendimiz der ya, ya öğrenen ol, ya öğreten. Üçüncüsü olmaz. Bir kimse ya öğrenen olur, ya öğreten. Üçüncüsü olmayacak. Aslında bildiği halde bir başkası da öğrensin diye soran da öğreten hükmündedir. O da kendisi bir şey bilir ama yanındaki veya etrafındaki herhangi bir kimsenin bilmediğini tespit eder. Bilmediğini tespit edince o da öğrensin diye bir şeyi sorar. O öğreten de o şeye cevap verir. Böylece o soran da öğreten hükmünde olur. Üçüncüsü ki Allah herkesi muhafaza eylesin ondan, utandırmak için sorar. Karşıdaki kimseyi acıya düşürmek için, karşıdaki kimsenin açığını bulmak için, onu üzmek için, onun işte bilgisizliğini ortaya dökmek için kendince veya onu alaşağı etmek için veya onun herhangi bir toplum önünde küçük düşürmek için sorar ki, o da diyor utanır, kendisi utanır, kendisi küçük düşer, kendisi yaralanır, kendisi berelenir. Herkes yaptığı şey kendisine döner çünkü, bir başka yere dönmez. Siz birisini utandırmaya çalışırsanız kendiniz utanırsınız. Birisinin hakkında dedikodu edersiniz, o dedikodu döner kendinizi vurur. Birisine iftira atarsınız, döner iftira kendinizi vurur. Birisini severseniz döner o size sevgi olarak. Birisinden nefret edersiniz, döner ondan nefret olarak size. Birisine yardım edersiniz, döner size yardım olarak geri döner o. Birisine hainlik yaparsınız, o hainlik döner size hainlik olarak döner. Birisine vefasızlık edersiniz, döner o vefasızlık olarak size tekrar. Gerçek manada insanlar kendilerine yapar. Gerçek manada kendileridir insanların her şeyi. İnsanın normalde duyguları, huzurları var ya, o duyguları, o huzurları ya cennete açılan kapı olur, ya cehenneme açılan kapı olur. Eğer bir kimse bu manada dili ya cennetlik dildir, ya cehennemlik dildir. Eli ya cennete açılan, cenneti tutan, cennetin kapısını açan erdir, ya da cehenneme açılan bir erdir, cehennem kapısını açar. O yüzden insan uzuvları
cennete ve cehenneme açılan kapılar gibidir. Herkes cehennem kapısını cehennemde bekler, mahşerden sonra. Bugündür cehennem kapısı senin için. Herkes cennet kapısını mahşerde bekler. Cennet kapısı da bugün de buradadır o. Sen ya burada cennet kapısının birisinden içeri girmişsindir, ya cehennem kapısından içeri girmişsindir. Sen işte cennette bir kapı vardır ki o kapı tövbe kapısıdır. Kimler girer ya Resulallah oradan? Allah'a çok tövbe ve istiğfarda bulunanlar girer. Sen bu dünyada normalde o tövbeyi, o istiğfarı yapmadıysan, o mağfiret dilemesini yapmadıysan, cennette o kapıdan içeri nasıl gireceksin? Mümkün değil. Kim Allah'a mağfiret ederse, Allah ona mağfiret dilenirse, Allah ona mağfiret verir. Allah ona gökten su indirir. Allah ona hayırlı oğlan çocukları, evlatlar verir. Allah onların ekinlerini büyütür, yeşertir. Cenab-ı Hak onlara lütfeder, ikram eder. Kime? Allah'tan mağfiret dilenenlere. Hani Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Hazretleri'nin zamanında kıtlık olmuş ya, yağmur yağmamaya, su inmemeye başlamış, demişler ki ya Emir el-Müminin, yağmur duasına çıkalım. Şu Hasan'ın elinden alın onu. Demişler ki Emir el-Müminin, dua edelim. Yağmur duası için. Çıkmışlar Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri yağmur duası diye çıkılıp ininceye kadar devamlı mağfiret etmiş. Devamlı Allah'tan tövbe dilemiş. Demişler ki ya Emir el-Müminin, hep tövbe ettiniz. Hiç yani yağmur duasıyla alakalı bir şey söylemediniz. Hemen ayet-i kerimeyi söylemiş. Kim Allah'tan mağfiret dilenirse Allah onlara mağfiret eder, ona mağfiret eder ve gökten suyunu indirir. Ayet-i kerime bu. Semayı indirir. Ayet-i kerimede semayı indirir onu diyor. Semayı. Tabi semayı burada, semayı indirmekten kasıt tabi hadis-i şeriflerin tefsirinde diyorlar ki yağmurdur bu. Ve ona hayırlı evlatlar verir. Bu manada Hazreti Hasan Efendimiz'e birisi gelip işte dua istediğinde birisi gelir der ki rızıkla alakalı sıkıntım var. Ne buyurursunuz? Bana bir dua et. O da der ki Allah'tan mağfiret dile. Orada birisi oturuyordur. Ardından başka birisi gelir. Der ki Hazreti Hasan Efendimiz'e tekrar işte yağmur yağmıyor. Sıkıntı var. Allah'tan mağfiret dilenin der. Birisi gelir der ki benim oğlum olmuyor. Bana bir erkek evlat dua etsen de Cenab-ı Hak verse, ona der ki Allah'tan mağfiret dile. Yani kim gelse Allah'tan mağfiret dile der. Bunu duyan oradaki uyanık bakın, mümin uyanıktır. Bunu duyan Hazreti Hasan Efendimiz'e der. Yani her gelene Allah'tan mağfiret dile dedi. Hemen ayet-i kerimeyi söyler. Hazreti Hasan Efendimiz. Kim Allah'tan mağfiret dilerse Allah ona mağfiret eder. Ve semayı ona indirir. Semayı ona indirir. Rızkını bollaştırır. Allah ona hayırlı erkek çocuklar verir der. Ayet-i kerime böyle. Tabi bu ayet-i kerime Nuh Aleyhisselam'la alakalı. Nuh Aleyhisselam'a iman etmeyince oranın halkı iman etmeyince Cenab-ı Hak onlardan yağmuru kesti. Allah onlara normalde rızıklarını daralttı. Aynı zamanda onlardan evlat da olmamaya başladı. Buna yakınıp bundan için böyle insanlar şikayet edince Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ı bunu vahyetti. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zamanında Nuh'tan yine bir hikaye olarak bize aktarıyor. Demek ki Allah'tan mağfiret dilemek o tövbe kapısında durmak. Sen o cennetteki tövbe kapısını buradan arala. Sen eğer devamlı tövbe edenlerden olursan, devamlı Allah'tan mağfiret dilenenlerden olursan, o tövbe kapısından içeri girenlerden olacaksın.
Hani cennette bir de oruç kapısı var ya. O oruç kapısından da kimler giriyor? Devamlı oruç tutanlar. Sen oruca gözünü dik. Hiç olmazsa pazartesi, perşembe oruç tut. Hadi olmadı. Sen ayın ortasında, başında, sonunda oruç tut. Ama muhakkak Ramazanları da oruç tut. Ramazanın haricinde bu oruçları da gözünü dik. Bu oruçları gözünü dikersen nefsini terbiye edeceksin. Bu oruçları gözünü dikersen Allah'la sohbetin olacak. Muhabbetin olacak. O oruç kapısını ümit etmek için elinde bir delil olacak. E yok, hiçbir şey yapmıyorsun. O zaman nasıl oruç kapısından içeri gireceksin? Nasıl mağfiret kapısından içeri gireceksin? O zaman cennete açılan kapılar bizim bu dünyada. Bu dünyada. Allah bizi onlardan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. O yüzden insanlar soru sorarlarken ya öğrenmek için soracaklar, ya öğretmek için soracaklar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Öğretmek için yanı başındakine. Öğretmek için yanı başındaki. Bilmiyor o kimse. Onu öğretmek için. Yoksa karşısındakini utandırmak için. Karşısındakinin eksikliğini, noksanlığını göstermek için değil. Karşısındaki herhangi bir kimseyi Allah muhafaza eylesin aşağı indirmek için değil. O küstahlıktır. O kibirliliktir. Bir torunun müftüsü varmış da rahatsız olmuş. Rahatsız olunca böyle işte bir türlü derdine derman bulamamışlar. Oradan dervişler demişler ki işte bir de burada bir zat var, Çorumlu Hacı Mustafa Efendi. Efendim bir de ona demişler gitseniz, okutsanız kendinizi. Neyse Mühti Efendi çok böyle kalbi mutmain olmadan gitmiş Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerine. Neyse Mustafa Efendi Hazretleri demiş ki 3 gün okumamız lazım onun demiş. 3 gün okunmuş. 3 gün okuttuktan sonra da biiznillah Cenab-ı Hak onun nefesinden ona şifa vermiş. Mühti Efendi şifa bulduktan sonra demiş ki Mustafa Efendi'ye. Demiş efendim dikkat ettim demiş. Şifa için okuduğunuz şey 3 İhlas bir Fatiha. Demiş Fatiha okurken demiş. Düzgün kaletince okumadınız. Siz demiş Allah razı olsun bana okudunuz, ben şifa buldum. Ben de size demiş Fatiha Şerifi'yi bir güzel öğreteyim. İşin bir de bu tarafı vardır. İnsan şimdi o Fatiha Şerifi onu okuyandan şifa bulur. Küstah ya. Ham ya, pişmemiş ya, avam ya. Tabiri caizse yontulmamış. Bu kim olursa olsun. Yontulmamış derler buna. Kereste. Eğitilmemiş. Edep, adab görmemiş. Tefekkür etse, düşünse o zatın okuduğu Fatiha-i Şerife'yle şifa buluyor biiznillah. Ona Fatiha-i Şerife'yi düzgün okumaya öğretecek. Bu insanların küstahıdır. Kendi kendine tefekkür etse, ince ince düşünse, dese ki ben yıllardan beri düzgün okuyorum ama benim düzgün okuyuşum dilimde. Ve ben o Fatiha-i Şerife'yi 5 vakit namazda da okuyorum. Ama Cenab-ı Hak bana o Fatiha-i Şerife'den bir şifa vermedi. Ben yıllardan beri İhlas'ı okuyorum. Yıllardan beri Fatiha'yı okuyorum. Ama ben bu okumama rağmen bana bir şifa vermedi. Yani galeti düzgün olmayan Fatiha-i Şerife'yi tam harfleriyle, mahreciyle okuyamayan bir kimsenin önüne oturdum. O bana Fatiha-i Şerif 3 İhlas bir Fatiha okudu. Şifa olması için ben ondan şifa buldum. Bunda bir hikmet var diye düşüneceğine küstahlık yapıyor. O da demiş ki efendim demiş. Müsaade ederseniz ben de size düzgün Fatiha-i Şerif'i okumasını öğreteyim. Mübarek
Durmuş öyle, tebessüm etmiş. İnşallah demiş Mühtar Efendi. İnşallah. Tevazuya bakın. Demiyor sakın ha, ben sana okudum da şifa buldum. Sen kalkıp da bana şimdi Fatiha mı öğretmeye kalkacaksın demiyor. İnşallah Mühtar Efendi diyor. Cenab-ı Hak nasip etsin de diyor, sen de bize Fatiha-i Şerife'yi düzgün okumayı öğret bize diyor. İnceliğe bak. Büyükler öyledir. Onlara sen böyle odun gibi gidersin, onlar size böyle gül demeti sunarlar. Sen ona küstahlık yaparsın, o tebessüm eder sana. O da zanneder ki o tebessüm etti ya, yaptığın doğru zanneder. Sen ona hakaretle gidersin, o susar. O da zanneder ki bu sustu, haksızlığından sustu. O büyüklüğünden sustu, o edebinden sustu. O senin küstahlığını gördü, senin hakkında tövbe ediyor Allah. O senin edepsizliğine baktı, senin edepsizliğinin üzerinde yürümedi. Ya Rabbi bunu affeyle diyor. Büyüklük o. Hani Antakyalı meşhur Habib var ya bu ara, meşhur oldu. O Antakyalı Habib, o Antakya beldesine Cenab-ı Hak iki tane elçi göndermiş. Rivayet edilir ki o elçiler İsa Aleyhisselam'ın havarilerindenmiş. O elçiler giderler, o Antakya kralına dini tebliğ ederler. Antakya kralının bir canı sıkılır ki, canı sıkılınca bir rivayette o iki elçiyi zindan atar. Ama o iki elçi de oraya gelmezden önce şehrin dışında bakarlar ki bir kimse hastalıklı, cüzzam hastalığı var. Ona tebliğ ederler. Derler ki gel iman et. O kimse de der ki deliliniz ne? Bize bir delil göster. Bir hüccet göster. Onlar derler ki biz derler biiznillah hastalıklar okuruz. Cenab-ı Hak o bu alaca hastalıklar vardır. Alaca hastalığı derler. Bir kimsenin bir tarafı pembe, bir tarafı kendi renginde, bir tarafı siyah, bir tarafı kendi renginde olur. Alaca hastalığını okuruz derler. Cüzzam hastalığını okuruz. Ölülere okuruz, onlar dirilir derler. O kimse de cüzzam hastalığı olduğunu rivayet edilir. O der ki bende cüzzam hastalığı var. Cüzzam hastalığı var. Bana okuyun o zaman der. O iki tane havariyinden olan kimse okurlar ona. Allah'a dua ederler, namaz kılarlar. Ona okurlar. Cenab-ı Hak onun o cüzzam hastalığını üzerinden kaldırır. O kimse bu sefer derler, der ki bunun karşılığında benden ne ücret istiyorsunuz? Onlar da derler ki biz ücret istemiyoruz. Bizim ücretle bir işimiz yok. Bizim ücretle herhangi bir sıkıntımız yok. Biz asla ve asla insanlardan ücret istemiyoruz. O kimse der ki işte ben şimdi size iman ettim. Sizin Rabbinize iman ettim der. Rivayet edilir ki bu kimse marangozmuş. Ve uzun yıllar, 40-50 yıldır, 60 yıldır tahtalarından put yapar. O insanlara satar ve aynı zamanda o putlara da iman edermiş. Ve devamlı da dua edermiş putlara. Ya Rabbi putları Rab bildiğinden dermiş ki putlara, putlara dua ederekten. Benim hastalığıma bir şifa. Bakın buradan daldan dala geçiyormuş gibi olacağım ama hakkınızı helal edin. Şimdi bir kimse duasında ısrarcı olursa, duasında ısrarcı olursa, istediği makul ve malum olursa, Cenab-ı Hak onun işini hallediyor. Allah duaları kabul edendir. Allah duaları işitendir. Allah dualara cevap verendir. Yeter ki sen Allah'tan iste. Allah'a yalvar, Allah'a dayan ve dua et, iste. Öylesine dua etmiş ki o Habib. Adı da sevgili, Habib sevgili demek zaten. Öylesine dua etmiş ki puta tapıyor aslında. Kendi yaptığı el oyması yaptığı putlara tapıyor. Ama devamlı dua edermiş. Putlardan istermiş. Sapık öyle değil mi? Ama Allah işitendir. Allah halis kalplere cevap verendir.
Allah doğru gönülleri, doğru insanları doğru noktada toplayandır. Cenab-ı Hak yamukları bir arada toplamaz. Yamuklar yamuklarla toplanır. Doğrular doğrularla toplanır. Aşıklar aşıklarla toplanır. Dervişler dervişlerle toplanır. Beytullah'a gidecek olanlar hacılar hacılarla toplanır. Namaz kılanlar camide toplanır. Namaz kılanlar havrada toplanmaz. Namaz kılanlar kilisede toplanmaz. Muhammediler Muhammedilerle toplanır. Herkes kendi sevdiğinin etrafına gider. Herkes sevdiğince yürür. Herkes kendince yürür. Sen neysen oraya doğru gidersin. Sen neysen oraya doğru gidersin. Ve sen neysen onu seversin. Sen neyi seviyorsan olsundur. Herkes layıkını bulur. Herkes layıkını sever. Bülbül güle aşık olur. Gül bülbüle aşık olur. Mecnun Leyla'ya aşık olur. Herkes kendince gider. Hiç kimse şunu şöyle düşünmeyin. Ya ben buna mı layıktım? Evet ona layıkmışım. Ya ben bunu mu göreceğim? Evet onu görecekmişim. Tövbe et, mağfiret dile. Allah'a yalvar, Cenab-ı Hak senin halini ve ahvalini değiştirsin. Allah'a münacat et. Rabbinden iste. Bak, o putlardan istiyordu, öyle değil mi? Cenab-ı Hak onun ayağına iki tane Resul gönderdi. O mağarada yaşıyordu. Mağaraya kadar gönderdi, mağaraya kadar. Mağaraya kadar gönderdi onları. Ve mağaranın içinde buldular Resuller onu. O elçiler mağaranın içinde buldular. Baktılar ki mağaranın içerisinde put yapıyor adam. Ve dediler ki biz Allah'ın elçileriyiz. Bizi Allah gönderdi. Tebliğ ettiler, iman etti o kimse. Ve onlar o iman ettikten sonra şehre gitti o iki tane elçi. Şehre gidince zamanın o kralına gittiler, damgada yüzüne alnına vurur gibi tebliğ ettiler. Kral aldı bunları hapsetti. 10 yıl hapiste kaldı bunlar. 10 yıl. 10 yıl. Ve Cenab-ı Hak onlara bir elçi daha gönderdi ardından. O göndermiş olduğu elçi ehli ilim, ehli siyaset. O göndermiş olduğu elçi, o ilk giden o iki elçiden üstün. Aklı kemal ermiş. Yani Mürşid-i Kamil. O gitti, şehre uzaktan bir baktı. Şehrin bir kralı var. Dedi ki ben gideyim bu kralla dost olayım önce. Gitti, önce o kralla dost oldu. Krala karşı kendisine bir güven telkin ettirdi. Uzun müddet kaldı, kralın sarayında hizmet etti. Kraldanmış gibi göründü ve krala karşı kendisine samimi etti. Gün geldi, devran geçti. O sonradan giden elçi baktı ki güvenini teşkil etti. O iki elçiden laf konuştu. Dedi ki buraya iki kişi gelmişti. Kral dedi evet attım ben onlara, çok sinirli zamanıma geldi. Attım dedi, zindanda yaşıyorlar. Dedi ki onları dinleyebilir miyim, bir çıkarır mısın? Onları çıkardı kral. Ve dedi ki ne istiyorsunuz siz? Neydi derdiniz? Onlar hemen takır 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 Allah'a iman et diye yine alnına çakar gibi kralın söyledi. Kral yine sinirlendi. Durun dedi. O bir üçüncü elçi. Sonradan gelen. Dedi ki bunlar iddiasını ispat etsinler. Müsaade edelim. Madem ölüyü diriltiyorlar. Kral baktı mantıklı. Bir çocuk ölmüştü o ara. 12 yaşlarında. 6-7 günden beri öyle duruyordu. Babasını bekliyorlardı gömülsün diye.
Dedi ki şu çocuğa dua etsinler, o zaman bu çocuk dirilsin, ben bunlara iman edeceğim dedi. Allah Allah, enteresan bir şey. O iki kişi elçilerden hemen namaz kıldılar, başladılar dua etme. O üçüncüsü de gizliden, gönlünden dua ediyordu. Birisi namaz kılaraktan dua ediyor. Öbürkü gönlünden dua ediyor, içinden söylüyor. Ve duanın sonucunda Cenab-ı Hak çocuğa dirildi biiznillah. Çocuk kalktı, dirildi. Dedi ki kral ve sarayın önünde. Ey dedi kralım, ben ölmüş idim. Vallahi ben cehennem vadilerinde dolaştım. 7 tane cehennem vadisi var. 7 tane cehennem vadisi. O 7 tane cehennem vadisinde dolaştım, beni dolaştırdılar. Görmediğim azap kalmadı. Görmediğim bu 7 gün içerisinde yaşamadığım şey kalmadı. 7 gün içerisinde. Yaşamadığım bir şey kalmadı. Vallahi bunlar Allah'ın elçileridir. Allah birdir. Eşhedü ve la ilahe illallah. Kral şaşkın, avanesi şaşkın. Ve dedi bu üçüncü elçi var ya, evet, bunların da üstündedir. Bunlar dua etti ama dedi, o gönlünden dua etti. Cenab-ı Hak dedi, onun duasını kabul etti dedi, daha fazla. O daha sevgili, o daha üstün, o daha yukarı. Yemin ediyorum ey kralım dedi, bunların dinlerine iman et. Kral dayanamadı. O da eşhedü ve la ilahe illallah dedi. Dedi ama halkı inanmadı. Dedi ama halkı inanmadı. Ama kral inandı. Ve ondan sonra o elçilerle beraber halk hücum etti. O elçilerin öldürüleceğini anlayınca o Habib koşa koşa feryat figan şehir halkını uyarmaya geldi. Yapmayın, etmeyin. Onlar Allah'ın elçileridir. Onlar sizden bir ücret de istemezler. O ücret istemeyenlere uyun. Allah'a iman edin dedi. Ama o kızgın halk, o gözü dönmüş, canavarlaşmış insanlar ne yazık ki o Habibi de katlettiler. Habibi de öldürdüler, şehit ettiler. Cenab-ı Hak orada o Resullerin de bir rivayet edilir ki gökyüzüne çekti. Gökyüzüne aldı. Hatta rivayet edilir. O Habibi de gökyüzüne aldı. Gökyüzüne çekti. Şimdi sen o çocuk ol. Ölüsün ya. Nefsi emmarenin olmuşsun ya. Cehennem vadilerinde dolaşmaktasın. Birisi sana dua etmiş ya. Senin o duana uy da kelime-i şehadet getirenlerden eyle. Evet. İşte insanlar cennetliklerini ve cehennemliklerini kapılarını, pencerelerini buradan ayarlarlar. Sen ya buradaki duygularınla, buradaki düşüncelerinle, buradaki hareketlerinle, buradaki edebinle, adabınla, erkanınla ya cennete doğru kapı açarsın. Bir soru sormak, cennete kapı açmaktır. Birisinin bir şeysini öğretmek, cennete kapı açmaktır. Birisine bir şey öğretilmesine sebep olursun. Cennete kapı aralamaktır. Ya da cehenneme doğru kapı aralarsın. Burada aralarsın kardeş. Burada. Cennetini de burada aralarsın, cehennemini de burada aralarsın. Sakın beni uçup muhabbet edenlerden zannetme. Burada cennete doğru yol almıyorsan, ahirette mi, öldükten sonra mı olacaksın? Bu dünyadan geçtikten sonra mı olacaksın? Hayır. Sen sırat da bu dünyada, cennetin kapısı da bu dünyada, cehennemin kapısı da bu dünyada. Ya gideceksin cehennemin kapısını aralayacaksın, cehenneme doğru yol alacaksın. Ya da gideceksin cennetin kapısını aralayacaksın, cennete doğru yol alacaksın. Ya salihlerle beraber olacaksın, salihlerin izinde, peşinde, kokusunda olacaksın.
salihlerden sayılacaksın ya da salih olmayan cehennem ehliyle beraber olacaksın. Cehennemlik ameller işleyeceksin. Bunun insan ahlakına ve insan öğretisine iz düşümü var. O zaman sen cehennemliklerle beraber isen, geleceğim burada cehennemlik sorular soracağım, küstahlık yapacağım, utandırmak isteyeceğim veya başka bir topluluk, önemli değil. O konuşan kimsenin eksiğini, noksanını bulmaya çalışacaksın ve cehennemlik bir amel işlemiş olacaksın, şeytanın yaptığı iş de olacak. O zaman soru öğrenmek için soru olur. Soru yanındaki öğrensin diye sorulur. Sakın utandırmak için, birisinin eksiğini göstermek için bir şey, soru sormayın. Hatta yanınızdaki bir kimse o sorulan sorudan utanacaksa, o sorulan sorudan incinecekse, o sorulan sorunun kendisine ait olduğunu biliyorsa sorma. O da küstahlık. Birisinin eksiğini, açığını, hatasını yüzüne vurmak. Dolaylı olarak ona bu noktada onu utandırmak, dolaylı olarak onu orada incitmek büyük küstahlık. Ehli derviş böyle bir şey yapmaz. Ehli sufi böyle bir şey yapmaz. Ehli sufi insanların gizli hallerini araştırmaz. Ehli sufi insanların özel hayatlarını araştırmaz. Ehli sufi insanların özel hatalarını, kusurlarını araştırmaz. Bunları meydana çıkaracak soru, bunları meydana çıkaracak sohbet, bunları meydana çıkaracak muhteler okumaz. Bunlar avamın işidir. Bunlar yontulmamış insanların işidir. Hani orada namaz kılmayan birisi vardır. Namaz kılmayan cehennemde nasıl yanacak efendim? Hah, buldun şimdi. Adamı git cehenneme at. Yak adamı cehennemde. Sana mı düştü? Öyle soracağına de ki, Rabbim namaz kılmayanı da affeder mi ki? Nasıl affeder? Nasıl bir yol izlenmesi lazım? Eyvallah. Adamı cehenneme atma hemen. Adamı yaka paça yanlışlığa, eksikliğe doğru götürme. Soru sorarken naif ol, ince ol. Naif ol, ince ol. Etrafının kırılıp kırılmayacağını düşün. Etrafının üzülüp üzülmeyeceğini düşün. Seni dinleyenlerin veya seni bilenlerin onda incinip incinmeyeceğini düşün. Kıymetli kardeşler, güzel ahlak kadar başa tac edilecek başka bir şey yok. Ne kadar Allah'a dostsanız o kadar güzel ahlaklısınız. Ne kadar Allah'a yakınsanız o kadar güzel ahlaklısınız. Ne kadar ağzınızdan kaba sözler çıkıyor, insanları incitiyorsunuz o kadar fazla Allah'a uzaksınız. Allah'a uzaksınız. Allah'a yakınlığı bizim kardeşlerimiz güzel ahlakta arayacaklar. Bu demek değildir ki namazlarımızı kılmayacağız, orucumuzu tutmayacağız. Hayır. Sakın bundan bunu çıkarmayın. Ama din sadece namaz kılmak, oruç tutmak değil. Din sadece başı örtüp manta giymek değil. Din sadece sakal bırakıp sarık sarmak değil. Din güzel ahlak. Güzel ahlak, güzel ahlak. Güzel ahlak. Benim için en önemli şey, ben Adnan'ın özel hayatını araştırmayacağım. Beni ilgilendirmiyor Adnan'ın özel hayatı. Adnan'ı incitmemeyeceğim. Adnan, ne kadar borcun var, ne kadar alacağın var, ne kadar satıyorsun. Evde ne oluyor, neye gidiyor. Yapma. Yapma. Güzel ahlak. Güzel ahlak, güzel ahlak. O yüzden soru sorarken de o kimse kendi ahlakını koyar ortaya. İlgilendiği noktaya koyar. İlgilendiği alanı koyar. Kadın oje sürüyor, derdi ojede onun.
O kadın saç boyasını soruyor. Onun derdi saç boyasında. Adam sakalın santimini soruyor. Onun derdi orada. Allah'ı nasıl seveceğimizi bilmiyoruz ki. Allah'a aşık olmak, Allah'ı sevmek derdimiz bu. Onun yoluna bakacağız inşallah. Hal dervişinin haline ve rüyasına göre amel edilir mi? Üstad her hal dervişini bilir mi? Derviş üstadın haberi var diye her yerde her şeyi anlatabilir mi? Tasavvufta keramet mi yoksa istikamet mi? Maşallah. Bunlar cevaplandırırsak tam noktasına, virgülüne göre bir kitap bu koskoca. Evet. Hal ve rüya insanın kendisini bağlar. Bir kimse bir rüya görür, kendisi görmüştür. Bir kimse bir hal yaşar, kendisi yaşamıştır. Bunu muhakkak üstadına tevil ettirmesi gerekir. Muhakkak ki üstadına bunu anlatması gerekir. Ve üstadı ona herhangi bir cevap verirse, herhangi bir şey işarette bulunursa ona göre davranır. Rüya, evet, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Ama rüya, siz rüyalarınızı salih kimselere anlatınız. Hadis-i şerif. Ehli tasavvuf bunu üstad olarak vermemiş. Demiş ki bir kimse bir rüya görürse gider üstadı anlatır önce. Üstadı anlattıktan sonra üstad ona bir yol çizer. Bir yol çizerse, bir işarette bulunursa ona göre devam eder. Ama üstadı anlatmamış, kendisi bir rüya görmüş, o kendi gördüğü rüyayı üstadının haberi olmadan, anlatmadan işte Adnan'a anlatıyor. Rüyamda böyle böyle gördüm, böyle böyle oldu. O kendi rüyasını sahih olarak nitelendiriyor ve o rüyanın peşine düşüyor. Hatta Adnan'ı da gördüyse Adnan'ı da peşine sürüklüyor. Adnan da onun peşine sürükleniyorsa o da ham dermiş. O da pişmemiş. O rüyayı Adnan'a anlatıp Adnan'ın peşine sürükleyecek olan da ham dermiş. O da pişmemiş. Ya da gösteriş meraklısı. Ya da ne oldum meraklısı. Ya da gerçekten bilmiyor. Safiyane işte böyle acizane bir hal içerisinde. Eyvallah. Kimsenin üzerinde suizan besleyecek noktada değiliz. Ama onun yolu o. Ya ben halimde gördüm bu öyleymiş. Aldanabilirsin. Sen onu ancak üstadı anlat. Ancak üstadı. Ancak rüyanı üstadına anlat. Ya anlatamıyorsun da ya tamam bulamıyorsun da sana anlatsam olmaz mı? Şimdi o da der ki hani kendisini bir otorite görmüş ya birisi. Birisi gelir, işte ya Adnan, bir Adnan Hoca sana anlatayım. O da der ki üstad anlat. Ya ulaşamıyoruz da buluşamıyoruz da yasaktı da konuşamıyoruz da zaman kalmıyordu da perşembe günleri erkenden çekip gitmeye başladı da sana anlatayım. Adnan Hoca'yı otorite görmüş ya, Adnan Hoca da kendi kendisini otorite gördü ya. Hele anlat bakalım, hayırdır inşallah. Dinleyeyim sadece ya. İçinden onun kalbinden der ki şeytan, ya dinle ne olacak ki? Dinlemekten bir şey olmaz. E dinleyeyim ya. O da anlattı ballandıra. Adnan Hoca'yı da aldı o kimse koltuğunun altına götürüyor. Yok. Lazım olan gelirsen. Senin rüyan dinlenilecekse Cenab-ı Hak bir zaman oluştur. Allah kudret ve kuvvet sahibi. Allah'ın güç yetirmediği bir şey mi var? Tasavvuf ehli. Sabırlıdır. Tecelliyata tabi olur. Rüya görür. Vakti saati geldiğinde üstad dinler onu. Daha değilim. Ya o rüyanın tevhili olacaksa rüyanda senin tekrar rüyanı tevhil ederler. Bu yol teneke değil, duvar da değil. Sahibi var. Sahibi var.
Ben halimde gördüm, bu böyle olacak. Otur, yapma, aldanma. Yolun vartalarıdır bunlar. Bir kimse rüyasını bir başkasına anlattı, onu üstad gördü. Dinledi, o kimse de kendini üstad gördü. Diyeceksiniz ki ya ağır bir şey söylüyor. Kardeş, işin yolu bu. Ya üstad der ki birisi, filanca dinleyebilirsin veya filanca sen yorabilirsin. O dinler veya yorar. Birisi der ki bizde dinleme varsa. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi Hazretleri bize rüya yormaya müsaade etmişti. Dergahın içindeki bütün geri kalan zakir kardeşler hep böyle Şeyh Efendi'den rüya yorumu isterlerdi. Benim gözümün önünde olurdu. Şeyh Efendi de derdi ki sen dinle. Hani rüyalarını dinle. Ona da dinle demesinin sebebi şu. Herkes böyle anlatacak ya rüyasını. Şeyh Efendi üzerinden biraz böyle şey atıyordu. Yük atıyor. Ona diyor ki sen de dinle. Hatta onlar dinlerlerdi sadece. Böyle nefislerine uymadıkları zaman derlerdi ki ya, bize sadece dinleme verilir. Ben sadece dinleriz. Tabii benim yanımda öyle yaparlardı. Ben de oradayım ya. Ben biliyorum şimdi. Ben olmadığım zaman yorarlardı. Şeyh Efendi de derdi ki oğlum rüya yoruyorlar bunlar. Rüya yormak halifenin işidir. Halife noktasına gelmedikten sonra o kimse rüyayı yoramaz. Ya halife noktasına gelmeden de üstad ona bir rüya yorumu verir, onda vardır bir özünde bir şey, ona rüya yorumu verir üstad. Der ki sen rüyaları yorar. O kimse de o rüya yorumuyla pişer zaten. O da ayrı bir pişme halidir. O da ayrı bir seyri sürüktür. Allah bizi muhafaza eylesin. Adam rüyasında gördüğünü doğru gidiyor. Ey kardeş, o zaman sana üstad lazım değil. Halinde görmüş, halinde gördüğüne doğru gidiyor. Tamam kardeş, sana üstad lazım değilmiş. Rüyan senin üstadın oldu. Görmediğin zaman ne olacak? Develeneceksin, duracaksın, kafası kesilmiş kuş misali. Daha ağırını söyleyeyim. Develeneceksin, duracaksın, bataklığa düşmüş eşek misali. Çıkamayacağım ki işin içinden. Çıkamayacağım ki. Rüyayla halle olmaz kardeş. Üstad'a gidip anlatacaksın. Tasavvuf bu. Yoksa yolundan çıkarsın, gideceksin, bakacaksın işine. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Üstad her hal dermişini bilir. Üç aşağı beş yukarı. Üç aşağı beş yukarı. Motomot bilir dersek Allah'ın yüzüne gider. Allah muhafaza eylesin. O küstahlıktır. O edebi aşmaktır. Herkes Allah bildirirse bilir. Allah bildirmezse hiçbir şey bilmezsin. Allah gösterirse görürsün. Allah göstermezse hiçbir şey görmezsin. Boş onların hepsi de. Boş. Bir kimsenin hayır görmesi keramettir. Allah'ın işidir o. Bir kimsenin rüya görmesi keramettir. Allah'ın işidir. Allah lütfeder, Allah ikram eder. Allah ona ihsan eder. Bu senin amelinden değildir. Bu senin herhangi bir güzelliğinden değildir. Bu senin herhangi bir şeyi iyi yaptığından değildir. Bu direkt Allah'ın lütfudur kardeş. Bu direkt Allah'ın ikramıdır. Allah senin tövbene mi bakacak? Allah ikram eder, ihsan eder sana. Oturacaksın, iki tövbe edeceksin, Allah sana kapıları açacak. Haşa! O direkt onun lütfuyla alakalıdır. Sakın bu tip rüya görenler, hal gören kardeşler, üzerlerinden keramet sudur eden kardeşler,
kalbine ilham gelen kardeşler, sakın herhangi bir şeyi sezgiyle sezen kardeşler, nefsinize uymayın, yıkılırsınız. Nefsinize uymayın. Bunların hepsini Allah'ın lütfu ikramı olarak görün. Bunların hepsini içinde bulunduğunuz yolun bir hikmeti olarak görün. Bunların hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sayesinde olduğunu görün. Muhammedi olmanın özelliği olarak görün. Sakın ha! Bunlar dervişlerin vartalarıdır. Tasavvufun vartalarıdır. Bir adam oturup da 5000 sefer ya Allah demek de gökten kapılarının kendisinin açtığını zanneder. Vallahi şeytanına vesvese vermiştir. Yolun vartasıdır. Nice dervişlerin yıkıldığını gördü bu fakir. Niceleri zannettiler ki o haller bizden sudur ediyor. Oturup geceleri insanları yatağından uyandırmak için uğraşan dervişlerin yıkıldığını gördüm ben. Adamın yatakta hangi pijamayla yattığını, üzerindeki yorganın rengini söyleyen dervişin yıkıldığını gördü mü fakir? Adam sigara içmeye başladı. Bildiğiniz sigara içmeye başladı adam. Bizde tütün üfleyen insan istikameti bozulmuştur. Onun istikameti toplanmaz. Avam kalır o. Tütüncüler kızabilirler bana. O tütün üflüyorsa o dergahın avamıdır. Ha diyeceksin ya, yani ya dergahın da avamı lazım. Ben onu atmam. Ama o dergahın avamıdır. Dergahın hası değildir. Tütün bozar adamı. Tütün derviş kadınları bozar. Tütün derviş erkekleri bozar. Tütün husisi tövbe edilmesi gereken bir şeydir. İslam'da keyif almak yoktur. Keyif gaflettir. Şöyle keyifle bir çay içeyim. Gaflettesin kardeş. Keyifle bir kahve içeyim. Gaflettesin kardeş. Keyifle oturayım bir yemek yiyeyim. Gaflettesin. Bu dünya senin keyifle geçireceğin zamanlar için yaratılmış değil. Sen namazdan keyif al. Sen zikirden keyif al. Sen sohbetten keyif al. Sen hizmetten keyif al. Sen çoluğun çocuğunun rızkını temin etmek için sebepler dairesinde çalışmaktan keyif al. Tembellikten keyif alınmaz. İsraftan, savurganlıktan keyif alınmaz. Gideyim bir alışveriş edeyim, kendime bir şeyler alayım da bir keyif edeyim ya. Gaflettesin. Has derviş öyle yaşamaz. Has dervişin keyfi Kur'an ve sünnet dairesindedir. O namazdan keyif alır. O oruçtan keyif alır, tat alır. O iftar etmekten lezzet alır. İftar etmekten. Onun için iftar etmek lüks yemekler demek değildir. Fakirane, fukarane, bir hurma onun için cennet sofrasıdır. Bu dünya keyif alma noktası değil. Tütün içen keyif alıyor. Yok kardeş, has olamazsın. O kimsenin, o kardeşim ben tütünü böyle birbiri ardına yaktığını gördüm. Kaldım böyle. Yıkılır. Allah muhafaza eylese. Dervişlik, sufilik ince düşünmektir, ince davranmaktır. Sakın beni görmezler diye düşünme. Sakın beni duymazlar diye düşünme. Sakın ya nereden anlayacak? Nargileyi höpürdeteyim mi? Oh höpürdet nargileyi. Ondan sonra da ben seni çok seviyorum der. Nargileyi öpürdetirken aklına gelmedi ama.
Aklına gelince ayağını indirdin, bacak bacak üstüne atarken, nargileyi öpürdetirken. Olmadı. O zaman keyfine devam edecektin. Atacaksın bacak bacak üstüne. Oh ne kadar güzel. Açık çayını da söyledin yanına. Oh. Olmadı. Derviş. Keyif alacağı. Ah keyif alacağı ya. Derviş kardeşleri burada. Arkadaşları burada. Cennet arkadaşın senin. Yol arkadaşın demek cennet arkadaşın demek. Yoldaşın demek, cennettaşın demek. Orada beraber olacak insanlar. Oradan keyif al, oradan tat al. Allah bizi affetsin. Hayır, gidecek, tatil yapacak, keyif yapacak adam. Yapma. Yapma. Ya sağlık söyleyecek bir laf yok. Kaplıcaya gidecek, sağlığı eyvallah. Yüzmesi lazım, eyvallah, sağlık söyleyecek bir lafım yok. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, bana da fırsatım yok. Bana doktor yüzeceğim dedi, o iyi. Benimdeki eslik kayboluyormuş benim. O yüzden eslik kayboluyor diye doktor yüzeceğim dedi bana. Nerede yüzeceğim, yüzecek yer yok. Erkut bizim dedi ki, ya bizim oradaki yüzeriz de, yüzersin dedi. Ondan sonra bir göstereyim sana yeri dedi. Kimse olmuyor orada dedi. Kimse olmuyor dedi. Gittik, iki tane kadıncağız çipildeniyorlar orada. Lan Erkut dedim, lan kimse yok, çıktın lan dedim ben. Dedim bir de fotoğraf makinesi koysan buraya. Var ya birisini çektiler ya. Dedim tamam, yeri bulduk. Yok, yapacak bir şey yok. Döndük geri Tornistan. Beldeki eslik kayboluyor daha bize. Şükür hamdolsun. Şifa Allah'tan. Böyle bir şifa söz konusu olursa, evet adam kaplıcaya gider, yüzmeye gider, yürüyüşe gider. Tamam, söyleyecek laf yok. Nerede Hacı Remzi? Orada mısın? Biz Hacı Remzi ile biz hala da ayaklarımızda bizim ağrı var. Biz hala da Kaplıca'ya gideceğiz veya yürüyüşe gideceğiz biz onlar. Bir dedik ya sabahları Demirtaş'a gidelim. Orada gölün kenarında yürüyelim dedik. Hala da gideceğiz. Hocam 3 sene geçti mi? Geçti. 3 seneden beri yürüyeceğiz Demirtaş'ta göl kenarında inşallah. Allah bizi affetsin inşallah. Derviş, üstadın haberi var diye her yerde her şeyi anlatabilir mi? Yani bu, evet, bir edep olacaksa, bir ders olacaksa, böyle bir, orada bir iyiliğe doğru bir kapı aralanacaksa eyvallah. Ama böyle millete keletirden kafasından döker gibi, alnından çakar gibi olursa çok hoş olmuyor ya, Allah bizi affetsin. Yani böyle bir toplulukta mesela, oradaki insanların dervişlikten, sufilikten, Allah'tan, peygamberden haberleri yok. Hiç kimse ona orada değer vermeyecek, kıymet vermeyecek. Hiç kimse o sözde de, sözü söyleyene de kıymet vermeyecek. Orada böyle gökten indirir gibi adam pat tak muhabbete giriyor. Yapma kardeşim, arif olan cevherini boş yere saçar mı? Konuşmak zorunda değilsin oradan. Herkes orada iddialaşmak zorunda değilsin, kavga etmek zorundasın. Sükut et, sus orada. Allah'a dua et içinden, niyaz et. Birisi gelir sana tatlı bir şekilde sorarsa sen ona tatlı tatlı anlat. Siyaset sahibi ol. İlmi siyaset ol. Halinle insanlara bir şeyler anlatmaya çalış. Kalinle, sözünle değil. Allah bizi affetsin. Tasavvufta keramet mi yoksa istikamet mi? Buna cevap hazır. Bunu zaten hiç kimse buna keramet demez. Keramet bu dünyada kalır gider. İstikamet ahiretliktir.
Allah bizi Kur'an ve sünnet dairesinde yaşayan, düşünen, inanan kullarından eylesin. Tasavvufta derviş demek sus, konuşma, fikrini söyle, bir şeye karışma. Tarı ol demek mi yoksa derviş ne demek? Derviş susmaktır. Derviş demek susmak demektir. Sorarlarsa fikrini söyle. Dervişe derlerse bunu nasıl yapalım diye, o da onun fikrini söyler. Ama sormazlarsa susar. Dinler. Derviş susmazsa öğrenemez çünkü. Susmasını öğrenecek derviş. Bu sadece tekkede değil. Evinde de dinleyecek, susacak. Hemen laf verme. Dinle, bir dinle. Çocuğunu dinle, eşini dinle, dinle. Arkadaşını dinle, müşterini dinle. Mal aldığın adamı dinle, mal sattığın adamı dinle. Sokağı dinle, televizyonu dinle, dinle. Göğü dinle, denizi dinle, geceyi dinle. Gündüzü dinle, güneşi dinle. Ayı dinle, yıldızı dinle, dinle. Dinle, dinle. Derviş dinleyen kimse, iyi dinleyicidir derviş. Derviş dinler, hani can kulağıyla dinlemek. Bütün vücuduyla, bütün haliyle dinler. Ben mesela birisini görmedim, bir kimseyi dinleyemem ben. Ama ben bir sohbete gitsem, o sohbet edeni görmem lazım benim. Ben onu dinleyemem. Eğer görmüyorsam dinlemiyordur ben. Bakın, görmüyorsam dinlemiyordur ben. Ben camiye gitsem, camide hoca hutbe okuyacak değil mi? Ben hocayı göreceğim orada. Ben göreceğim yere gider otururum. İmamı göreceğim ben. Hutbe okuyan imamı göreceğim. Hutbe okuyan imamın ben kendi kendime bakacağım. Göreceğim, hususu ben kafamı çeviririm. Hutbe okuyana bakarım ben. Eğer bakmıyorsam dinlemiyordur ben onu. Görmediğimi dinleyemem ben. Hiç. Ve bir kimseyi ben görmüyorsam da onun beni dinlediğine inanmam. Ben bakarım dinleyenlerin gözünün içine bakarım, yüzüne bakarım, vücutlarına bakarım, hal ve ahvallerine bakarım ben. Göreceğim ben onu. Ben konuşurken dinlerim. Allah affetsin. Adam arka tarafta konuşur kendince. Allah affetsin. Duyarım ben onu. Güler orada şeyde. Allah gösterir onu bize. Allah'ın izniyle. Bunları konuşmak istemiyorum böyle. Ama o burada değil o. Hani bazen sohbetlerde derim ya, kimisi vardır burada oturuyordur, gönlü bizde değildir. Onun vücudu burada, kendi burada değil. Bana vücudu lazım değil. Bana vücudu lazım değil. Kimisi vücudu burada değildir, gönlü buradadır. O burada. Gönlü, kalbi bizimle olanlar bizimle. Gönlü, kalbi bizimle değilse adam bizde değil. Başka alemde adam. Derviş o yüzden dinler. Can kulağıyla dinler. Her haliyle dinler. Dinlemek itaati getirir. Dinlerse itaat eder insan. Dinlerse uygular. Dinlemenin insan üzerindeki tecelliyatı olur. O kimse dinler. O kimse dinlemek için can atar. Dinlemek için can atıyorsa o kimse olgunlaşacak, o kimse kemale erecek. Güneşe doğru yürümek gibidir bu. Işığa doğru yürümek gibidir.
Nasıl o ateş böcekleri ışığın etrafına giderler, onun etrafında döner ya. Derviş ateş böceği gibidir. Işığın etrafına gider, ışığın etrafında toplanır. Hikmet ehli, hikmetin etrafında toplanır. Derviş, bu manada sufi kimse, derviş kimse, o zaman önce dinleyendir. Önce dinleyendir, önce biz dinleyelim. Önce dinleyelim ki biz ne yapacağımızı öğrenelim. Bu eleştirilir. Yani derviş susacak, fikri olmayan demek mi? Derviş susacak, bir düşüncesi olmayan demek mi? Veya onun bir, öyle derler. Senin bir düşüncen yok mu? Senin bir fikrin yok mu? Senin aklın yok mu? O senden daha mı iyi biliyor? Diyeceğiniz ki bunlar nereden? Bana söylenen sözler. Ben bana söylenenleri söylüyorum. Bana öyle derlerdi çünkü. Senin aklın yok mu ya? Ne sen böyle yapıyorsun? E kardeş aklın vardı da ne ama geldin tabi oldun ki ya? Biliyordun da ne ama geldin tabi oldun? Yok. Dervişlik enteresan bir şeydir. Bildiğini zannedersin. Gördüğünü zannedersin, duyduğunu zannedersin. Bekle, sabret, dinle. Tabi ol, uyur. Kal orada. Taslama bilgiçlik. İnce bir perde o. Zarar etmezsin. Zarar ediyormuş gibi görünürsün, zarar etmezsin. Senden bir şeyler gidiyormuş gibi görürsün, gider belki de senden. O gelir sana tekrar. Zarar etmezsin, bekle. Sen sabret, dinle sen. Tabi ol. Ya, ya da hiç sorma, bak işine. Bak işine. Hiçbir, ben şimdi kalkacağım, hepinizin beraber işlerini yöneteceğim. Yok öyle bir iddiam, Allah bizi affetsin. Hepinizin hayatını yöneteceğim. Yok öyle bir iddiam. Asla. Hiç kimsenin üzerine olmalı. Kendi hayatını yönetemeyen insan başkasının hayatını mı yönetecek? Asla. Ben kendi hayatını yönetemeyen bir insanım. Acizlik. Allah bizi affetsin. Değil mi? İnsanların hayatını yöneteceğiz. Yok. Birisi gelir bize bir şey danışırsa biz de bildiğimizi söyleriz. Asla Allah muhafaza eylesin. Hiç öyle bir şey yok ama derviş çok bilen değildir. Derviş çok konuşan değildir. Derviş çok uyuyan değildir. Çok yemek yiyen değildir. Derviş az bilir. Ama çok amel eder. Bildiğinle amel eder. Bildiğinle amel edemiyorsan Allah muhafaza eylesin. Bunlara bağlı olarak kalplerimizi nasıl temiz tutalım ve oraya Allah ve Resulü'nün sevgisi dolsun. Kardeşler, şunu kendinize distur olarak koyun. Hayatınızda hiçbir kimseye ve hiçbir şeye kötülük yapmamaya, kötü düşünmemeye, zarar düşünmemeye kendi kendinize niyet edin. Bu temiz bir niyetle kendinizi bu noktada niyetlendirin. Bunda çok ciddi ve samimi. Deyin ki hiç kimse benden zarar görmeyecek. Deyin ki ben hiç kimseye zarar vermeyeceğim.
Hiç kimse hakkında kötü bir niyetim olmayacak. Ta ki o kimse dilinden bir şeyi itiraf edinceye kadar. Adam geliyor, Adnan'a kötülük yapacağını düşünüyor. Adnan benim dostum, ben Adnan'ı korumaya çalışırım. Kendisi itiraf etti ama. Adnan'a derim ki, Adnan filancadan uzak dursan biraz. Neden? Adam itiraf etti, plan program kurmuş, Adnan'a kötülük edecek. Bu benim Adnan'la olan dostluğumu gösterir. Ben Adnan'a kötülük yapacak olana, Adnan'dan tarafı olmazsam, ondan tarafı olursam ben de kötüyüm demek ki. Daha böyle bir şey yok. Birisi gidecek, örneğin Lütfü Usta gözüme göründü şimdi bakıyorum. Adam Lütfü Usta'ya arabayı boyatacak, parasını ödemeyecek. Ben de biliyorum. Bile bile Lütfü Usta'nın zararına göz yumacağım ben. Kime dostum o zaman? Aa, farklı bir şey. Ama sakın, birisi Lütfü Usta'ya kötülük yapmaya çalışıyor. Sen de onu biliyorsun. Sen de onunla berabersin. Sen de kötüsün kardeş. Sen kötülük düşünme. Sen kötü düşünme. Hiçbir kimse hakkında. Bu ister ev halkın olsun, ister akrabaların olsun, ister komşuların olsun, ister iş etrafın olsun, isterse iş yaptıkların olsun, ister müşterin olsun, ister mal aldıkların, ister mal sattıkların, ister işte kim olursa olsun, gözünün gördüğü, elinin tuttuğu, bilebildiğin, hissedebildiğin noktada hiç kimseye kötülük düşünme. Kalbinin temizlendiğini göreceksin. Bu iyi ahlaktır. O zaman Allah sevgisinin kalbine aktığını göreceksin. O zaman Allah sevgisinin senin içine damladığını göreceksin. O zaman Allah'la sohbetin tadını çıkaracaksın. Keyif o. Keyif o. Keyif nargile öpürdetmek değil. Keyif o. O zaman geceleri yattığın yerde başlayacaksın zikretmeye. Oo, keyif o. Başlayacaksın la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bir bakacaksın ki yukarı çıkmışsın yatağın üstüne. Aşağıda la ilahe illallah, la ilahe illallah zikrediyor. O, onu görüyorsun. Oh diyorsun ya, zikrediyor. Keyif o. Bir bakıyorsun, ooo seninle beraber evin içerisinde zikrediyor. Keyif o. Bir bakıyorsun ki Bursa zikrediyor. Bir bakıyorsun ki Marmara zikrediyor. Ooo bir bakıyorsun ki bütün dervişler, zikredenler kafalarını kaldırmışlar. Herkes bir senfoni, la ilahe illallah diyor. Görüyorsun, kimisi sarıklı, kimisi sarıksız, kimisi haydarlı, kimisi haydarisiz. Aynı buradakilerin hal üzerine. Bir bakıyorum ki Cenab-ı Hak onlara bir esinti gönderiyor. Bütün hepsinin üzerindeki kıyafetler değişiyor. Mimikleri değişiyor. Yüzleri değişiyor. Halleri değişiyor. Her biri birer nur parçası gibi oluyor. O zikirler. Allah Allah. Keyif o. Keyif o. O zaman kalbe inecek. E sen sabahtan akşama kadar kötülük düşündün, akşam olunca bunu... Yok, olma. Sen sabahtan akşama kadar iyilik düşüneceksin. Kime biraz daha iyilik yapabilirim, kime faydalı olabilirim? Birisi gelmiş bir yardım talebinde bulunmuş. Bak, makul ve malum dairedese onun yardımına, onun derdine, ona yardımda bulun, onun derdine derman ol, iyi ahlaklı ol. Akşam olduğunda kendi kendine düşün. Bugün kaç kişinin kalbini kırdın? Aa, kırmadın. İyi, bugün kaç kişinin kalbini yaptın? Aa, yapmadın. Ne kar var, ne zarar var. Olmadı. Olmadı. Vücudun zekatını vermedin, aklın zekatını vermedin, azaların zekatını vermedin. Olmadı.
Olmadı. Sen o gün iyilik yapanlardan olmadın. Olmadı. Aa, o zaman iyiliklerle dolu bir kalp. İyi düşünüyor. Suizan yok. Hüsnü zan besliyor. Allah'ın üzerine hüsnü zan besliyor, insanların üzerine hüsnü zan besliyor, işinin üzerine, eşinin üzerine, çocuklarının üzerine hüsnü zan besliyor. Bu demek değildir ki hukukun dışına çıkacak. Hayır. Sen hüsnü zan besle. Ama birisi de hukukun dışına çıkıyor. O kardeş, hukukun dışına çıkma, yapma. O zaman o kalbe ilham gelecek. O zaman o kalbe yerleşecek. O zaman o kalp laflarla iman kokacak. O zaman Allah sevecek onu. Resulullah sevecek onu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sevdi mi? Hepsi sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sevmesi Allah'ın sevmesidir. O delildir, hüccettir o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri birisini sevdi mi, birisiyle beraber rüyada görüldü mü, o kimseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri seviyor. Ki Allah da onu seviyor. Delildir, hüccettir. Aa, o zaman piştiğimizi göreceğiz. O zaman olgunlaştığımızı göreceğiz. O zaman kendi kendimizi iyi bir noktada kendimizi görmeyeceğiz de insanlar bizi iyi noktada görmeye başlayacaklar. İnsanlar için değil, Allah için yapacağız bunu. Allah bizi iyi kullarından eylesin. Amin. Hayırlı kullarından eylesin. Salih kullarından eylesin. Amin. Bir şeye açıklık getirmek istedim. Hani bu dışarıda programlar oluyor ya, bunu tekrar beyan edeyim. Yine bana soruyorlar çünkü işte filanca yere gelmeniz uygun mu? Filanca yere gitmeniz uygun mu? Filanca yere işte sohbetim var, oraya gitmeniz uygun mu? Bu tip şeyleri kardeşler bana sormanıza gerek yok. Benim program listem benim elimde de var. İşte arkadaşlar da biliyorlar. Bu noktada birisi bir yere gidiyormuş, oradaki sohbete geliyormuş. Bu bizim iznimize tabi değil. Herkes hür, herkes seyahat özgürlüğüne sahip. Herkes kim nereye gitmek istiyorsa gider. Bizim bu noktada bir otoritemiz yok. Hiçbir kardeşin de yok. Hiç kimse bu noktada kimsenin hayatına müdahale etme noktasında değil. İşte Gelibolu'da program var. Herkes açık kardeş. Buradaki zikrullah nasıl herkes açıksa Gelibolu'daki program da herkes açık. Ne bileyim İzmir'de sohbet var, zikir var. Herkes açık. İstanbul'da var. Herkes açık. İzmit'te var, Adapazarı'nda var, Konya'da var, Yunak'ta var, var oldular. Sen gördün filanca yerdeymiş, gidecekmişsin. Allah yoluna açık etsin. Bunda hiç kimse, tekrar söylüyorum. Hiç kimsenin müsaadesini alma noktasında değilsiniz, ben dahil. Kadınlar kocalarına söyleyecekler, evlilerse, evli değilse anne babalarına söyleyecekler. Ya hiç kimse haber vermeyecek o kimse. Fiili takılmak istiyor. Ben ne alakası yok. Yani ben izin vermeme noktasında değilim. Bu noktada kardeşler tekrar bunu söylüyorum. Abi bunu bıktığından falan değil. Gene herkese gerekirse gene söylerim. Ama bu noktada herhangi bir benimle alakalı bir izin verip vermeme noktasında değilim. Bizim yönetici kardeşler de bir şey değil. Bir şey yasaklanacaksa, kısıtlıysa onu söyler. Veyahut da işte Adnan söyler, Hüseyin söyler, Cafer söyler. Der ki kısıtlı kardeşim. Evet. Bazı kardeşler bilerek veya bilmeyerek kendi kafalarından kısıtlıyorlar. Veya bilerek veya bilmeyerek kendi kafalarından bir izin, bir müsaade alması gerektiğini dair düşünüyorlar. Bunlar bizle alakalı şeyler değil. Allah bizi affetsin. Amin.
hakkınızı helal edin. Bu şeyi nasıl rahat yaşayın. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Muhammed Hazretleri kullarına ayrı ayrı hediyeledik. Vâsıl ve sedâle eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Feyzatlarını, hümmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas bir Fatiha. Hacı Bektaş böyle, Hacı Bayram böyle, Mehmet Muhittin İftihar'da Hazretleri Nuklarına ayrı ayrı hediyeledik, vasıl ve çadar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, hümmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas-ı Fatiha. Yaşayan müşrik kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhani Türk üteylerine, Türk âlemimizde gelmiş geçmiş Osman aileden gelmiş geçmiş akrabayı tarikatlarımızdan gelmiş geçsel ruhlarına, ruhaniyetlerine ayrı ayrı hediye edip vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Hızlar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah en azim el kerim el mecid la ilahe illa hu el hayyul kayyum etûbü ileyke özbillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim eftâd-ı zikir fâle mennâ hu Fatiha ma'a salavat.